Sevgili seyirciler Galatasaray'ın galibiyet rekorundan bahsettik. Galatasaray'ı bu rekora taşıyan isim işte Okan Buruk. 50 galibiyete en çabuk ulaşan teknik direktör. Yani 62 maçta 50 galibiyete ulaşmış Galatasaray'da Okan Buruk. 2 numarada kim var? Yine Galatasaray'da efsane olmuş bir isim Fatih Terim. 70 maçta 50 galibiyete ulaşmış ve Christoph Daum daha önce Beşiktaş'ta çalıştırdı ama Fenerbahçe'de 71 maçta 50 galibiyete ulaştı. Christoph Daum. Geçiyoruz bir başka isme İsmail Kartal. Şampiyonluk yarışı veriyor Okan Buruk'la ve o da 71 maçta 50 galibiyete ulaşmış. Ve son olarak Şenol Güneş 71 maç 50 galibiyete ulaşan isim. Beşiktaş'ta İsmail Kartal'la aynı e, maç sayısında ulaşmışlar 50 galibiyete. Evet 62 maçta çok çabuk 50 galibiyet almış bir teknik direktör oldu Okan Buruk Mahmut Hocam. Kristof ve İsmail Hoca hariç ikisi de Okan'ın hocalığını yaptı. Şerif evet. Hoca da evet. Fatih Hoca da. Yani üzerine o kadar konuşulacak şey var ki. Neyi konuşacağız buradan? Nostaljisi nereden var, günceli var. Yani... Bekliyor muydunuz Okan Buruk'tan Galatasaray'da bu başarıyı? Şimdi bekliyor derseniz şey olur. Aa bekliyorum. Yalan olur. şu sadece 13. olmuş bir takımı alarak şu başarıya ulaştı. Yani işte hani yeniden, iyi hazır bir takıma gelip yapmadı mı? Yeniden bir bunu. sıfır takım. bak. Aynısını Şenol Hoca Beşiktaş'ta mükemmel iki sene yaşadı. Doğru o. Şampiyonlar Ligi'nden namalup çıkmalar var. Bilirsin. Feda dönemlerinin ardından bir evet, geldi Beşiktaş'a evet. üst üste iki şampiyon. Ama, ama ne takım kurdular. Tabii. Şimdi benim o bahsettiğim dönem bak Beşiktaş'tan bahsetmedim. Çünkü o, o dönem e, Sayın Yıldırım'a başkan kalba. Kim geliyorsa aldı onları takımı. Ama yani ondan sonra bu şey Hoca'nın kadrosu kurdukları kadro yani anlatamazsın. Yani. yaşamak lazım onu. Hala Beşiktaş taraftarı da oraya özlem duyuyor. Başka, tamam, o başka Mario bir şey. Gomez, başka, tabii. İyi bir Sosa yani Kuareşmalar of of. Tabii o, kimler bu... kimler. Pepe'si var, Quaresma'sı var, ya. şey e, Alman neydi, santrofor Mario Gomez. Mario Gomez adam orada oynamadı, burada geldi harikalar Adrianu yarattı. Cenk, geldiği. Cenk'ti, ne kaldırdı ama. Öyle bir kadroid. Yani kimleri i̇şte öyle, e, öyle içeride ve Öyle kaldırıları ya yakaladığın zaman üstüne her sene kata kata gideceksin. Bizde olmuyor. Dağıta dağıta gitmeyeceksin. Evet Fabri'yi mesela verdiler doğru işte karlı iş bedava geldi falan ama kaleci ya. bulamıyorsun bir daha. 6 Galatasaray, 6 milyon euroya gitti. Galatasaray Mustere'yi Galatasaray bak tuttu hep. Niye fazla vere tuttu? Ona çünkü verenler yani. vardı para. Beşiktaş'ın Mustere'si olurdu fabrikası. Şey Beşiktaş'ta da Kordoba vardı uzun dönem. iyi bir kaleciydi. Hı hı. Ondan sonra Son da Kunch, şey Kunç diyorum. Kimdi? Alman, Avman geldi. Bir dönem hı hı. onlar ama Galatasaray hı. hep iyi kaleci. Fenerbahçe'de öyle. Fenerbahçe'de şey bakımından tebrik etmek lazım. Çok iyi Türk kaleciler çıkardı. Yani en iyi Türk kalecileri çıkartan, oynatan, milli takıma kadar gönderen hep Fenerbahçe'de. Doğru, bile, Bak, Rüştü Volkan Rüştü Volkan'a göre de Engin var, Rüştü var, say say bitme. Şu Hı. anda ligde oynayan bile kaleciler var. Hep Fenerbahçe altyapısında, Fenerbahçe'den ha. çıkmadır. O konuda Fenerbahçe kaleci önünden gelelim o konucu, sadece şapka çıkaracaksın. Tebrik edeceksin. Tekrar başta söylemiştik ne dedik? Devşirmeler oldu dedik, sakatlar oldu dedik kadrosu herkes diyor ki Galatasaray'ın kadrosu sezon başında Ben de buralarda hep şunu söyledim. Çok geniş bir kadrosu. Çok geniş bir kadro. Şöyle geniş bir kadrosu. Oyuncular var da seni zirveye taşıyacak. Ama çok fazla sakatlık vermedi. Çok fazla cezalı duruma düşmedi ve Aynı 11 ile oynamaya çalıştı. Son dönemlerde ister istemez o sakatlıklar gelince. Şimdi ne ne dersin? Adam oynamadı, oynamadı, oynamadı. Çıktı sanki oynamıyormuş gibi, oynuyormuş gibi. Takır takır performansını Hiç de Böyle bir ara bir küskün duruyordu. Hatırlayalım Nereli şampiyonlar abi? Ligi maçı. Nereli abi? Kuzey ülkelerinden <laughs> ya. gelince <Teşekkür> <laughs> profesyonellik konusunda sıkıntı olun. olmuyor. Orası biraz farklı oluyor. Bak Mitchi gönderdiler Pendik'te. Sanki Garçay'da oynuyormuş gibi oynuyor. Hiç adam bakmıyor. O, onlar için bulundukları yerde, parayı kazandıkları yerde oraya hizmet etmektir. Bu evet, Budur o zaten o başka o bir şey değil. Sen abi. bunlarla oynar oynarsın o hocanın vereceği karardır. Burada biz ah hakem ah, kesenin sabaha kadar bunu niye oynatmıyorsun? Bu oy, öyle bir şey yok abi. Onlar hocalar Hocam, altyapılardaki maçlar seyircisizmiş biliyor musun hep? Efendim? Altyapıdaki maçlar. Yani böyle U14'ler, U13'ler, 15'ler, 16'lar. evet, Araştırdım çoğu seyircisiz diyor. Niye? E, Veliler çok karışıyorlarmış. Ya <laughs> e abi o <orası> da <laughs> evet. zaten Ya kavga çıkıyormuş. Ya. <laughs> Senin oğlanı niye oynatıyorlar? Torpiliniz mi var diye falan diye. <laughs> ya, o dönemden... Türk futbolunun en büyük sorunu aileler. Tabii o yaş kategorisinde. Bak ben gözümle gördüm. Oğlum, kademeye gir dedi. Oğlum kademeye gir dedi. Hoca durdurdu maçı gitti benim yanına. Bana dedi kademeyi anlatır mısın dedi Sayın Bey'im. Kademe nedir bir anlat. Yapacak bir şey yok onlar. Bir futbol okulunda, Beşiktaş futbol okulunda bir fotoğraf gördüm. Suarez'de Messi oturuyorlar. Barcelona'nın altyapısında o çocukların idmanlarını seyrediyor. Böyle oturuyorlar. Böyle hiç karışmıyorlar falan. Niye astın hocam bu fotoğrafı? Ali Hoca bizim Beşiktaş Ataşehir Futbol Okulu'ndan. Niye astın hocam bu fotoğrafı? Ya dedim Messi ile Suhari çocuklarına karışmıyor. Bizimkilerin velileri dedi oyuna <laughs> karışıyor dedi. Ya, öyle o yüzden astım dedi. Şey o yüzden Türk var. futbolunun evet. en büyük sorunu aileler abi. Şimdi önceki. tabi e, Avrupa'da da var. E, biz burada tartışıyoruz. O, o niye oynamıyor? Bu niye oynamıyor? Aile, Daha onlar çocukken başlıyor. Avrupa'da onlarda. da var. Ailelerden Almanya'da falan yaşadım ben bunları gördüm de. E, biz ama biraz biraz fazlayız. Tabii biz e, profesyonelle geldikten sonra o işte artık hocaların işi. Onun için e, Okan Hoca çok başarılı ikinci sezonu geçiriyor. Burada anlattım şeyde Boya ile ilgili. Antalya maçına gidecek. Evet. Ya, sağ beki yok ya. ikisi de sakat. Sağ beki yok. Burada video şeyde televizyonda alt e, rezerve takım çalışıyor. O, onu izliyorlar orada. Rezerve takımını. İki gün sonra bana gidecekler dedi. Sevgili dedi ne yapacaksın? Kim oynayacak? Ya dedi, boyayı çağırdık bu akşam itmana çıkacak dedi. Onda gideceğiz onu. Oynadı gitti. Bayağı ne gitti? Nereden, yani, yani ama demek ki oyuncunun içinde de var bu. Yani ne hazır tutmuş. Evet. Geldi Antalya maçında hiç sen iki tane kamp dönemi geçirmemiş, etmemiş bir oyuncuyu getiriyorsunuz. Hı hı. Onu işliyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ondan sonra Yürü ya kulum diyor. Allah yürü ya kulum diyor. Bir de çocukta da tabii kendini içinde. Peki. Yani bunlar bırakmamak lazım. Biz tabii biraz hoca taraflarında bir serbest bırakmamız lazım. Burada çok fazla burada durulur mu? Burada oynar mı? Bu girer mi? Falan değil. Onlar daha tamam hatalar oluyor. Biz burada söylüyoruz işte çift santrofor oynasaydı yok sekizde oynasaydı yok dörtte oynasaydı. Bunlar hepsi farklı bir şeyler. Ama her gün siz onlarla çalışıyorsunuz. Peki şimdi hocam hiç... Tebrikler hocaya. Evet, Okan Buru tebrik ediyoruz bu istatistiğinden ötürü. Hiç 10 derecenin altında bir havada çıplak ayakla yürüdünüz mü? 10 derecenin altında evet. yürüdüm. Siz yapmışsınızdır gerçi. Keşke Serdar'a sorsaydık. Sen yürüdün mü? Çıplak ayakta mı? Evet. Yani ben böyle çim olan yerlere gittiğim zaman böyle kafa dinlemeye tatil yürürüm. Kerem Demirbay da de yürüdü maçtan sonra. Bayağı bir konuşuldu o görüntü. E, maç son düdük çok... çaldı bütün işte çorabını, ayakkabısını, terliklerini her şeyini e tam çıkardı. Tamam bütün şey elektriği verdi. Çim olması gerek O hocam. şekilde yürüdü. Her Şubat'ta antrenmandan Ankara'da sonra Ankara'da hocam. olması Her inşallah. antrenmandan sonra olması gereken bir şey. Peki. Tabii bu işin magazin tarafı bir de e, Kerem Demirbay'ın yükselişi var. Yılbaşından bu yana 3 e, gol attı, 5 de asist yaptı. Kadronun e, önemli isimlerinden biri oldu. konuyla ilgili haberi izleyelim.